Ben geliyor ses diyor ama oyunun sesini duymuyorum diyor. Hayır diyor. Oyunu aç. Kulaklığa tıklatıyor. Ondan sonra oyunu açıyor. Kulaklıktan ses gelmiyor diyor. Ben buna o kadar çok eğlendim ki artık böyle şey bu arada. Hep beraber kanser olmak üzereyiz tamam mı? Yani oraya hali hazırda bunları öğrenip de gelmiş olanlar olarak hep beraber ruhumuzu teslim etmek üzereyiz. Normalde şey var. Herkes için görüntünü sürekli açık tutma zorunluluğu var. Ama hakikaten hiçbirimizin takatı kalmadı. Artık hepimiz kapattık. Yani. Yani herkes ya uyuyor ya gülüyor falan. Neyse. Ondan sonra bir şekilde çözüldü. Yani bir şekilde hoca şey dedi artık en son. Click the headphone dedi. Tamam mı? Yani hocanın da İngilizcesi dediğim gibi çok iyi değil zaten. Click the headphone dedi. Adam dedi ki nerede? Hangi headphone? Sonra içimizden biri dedi ki ekranın ortasında. Ve bu iş Birisi çözüldü. dünyayı kurtarmaya karar verdi. Aynen birisi dünyayı kurtardı. Peki biz buna Tıkladı. zaman ve para harcıyoruz. Aynen öyle. Tıkladı. Alet ona dedi ki atıyorum işte Suasan Nöf dedi. Tamam mı? 69 dedi ona. Bilmediği için adamcağız sayıları çok doğal olarak yani bunların hiçbiri yine Nelson'ın hatası değil. Adamcağız yine hiç bilmediği için uzun uzun baktı. Yani sayıların üstüne gitti. Ona baktı, buna baktı falan. Hoca yavaşça bir daha tekrarladı ki Suasan dedi, nöf dedi. Ama yani bunun bir manası var mı? Hepimiz Yani koca koca istediğin kadar insanlarız. tekrarla. Adam bari insan bir şey verir. Bir aralık verir. Bir ile yüz arasında bir sayı bu. Falan Hani der. en azından bir Zaten neydi? ihtimal. Sayılar şey zaten 50 ile 99 arasında. Tamam mı? Adamcağız ama yani bilmiyor ne yapabilir bu konuda. Hiç de Nelson'a kesinlikle kızmıyorum ve hocanın bu iş güzelliğine mahvoluyorum. Biz yaklaşık olarak bir 10 dakikada Nelson 60'ları öğrenmesini bekledik. Böyle böyle haftada 2 gün 3'er saatten 3. haftadayız. 18 saat işkence çektim. Henüz sana yemin ediyorum hiçbir şey öğrenmedim. Hadi be. Hiçbir şey öğrenmedim. Sana yemin ediyorum. Haftaya sınavımız varmış. Ne olsun dedi ki? Neyden sorumluyuz dedi. Hoca dedi ki ilk üç üniteden Fransızcadan. kitaptan. Kitaptaki ilk üç üniteden dedi. Ondan sonra baktım abi kitaptaki ilk üç üniteye. İlk üç ünite şey abi işte birincisi şey sipariş vermek. Koca ünite sadece bu arada sipariş vermek. Hani nasıl diyeyim? Ben yumurta istiyorum ama çırpılmış olsun gibi siparişler değil. Ben yumurta istiyorum. Bitti. Bu Tamamdır. kadar. I want egg. Unga İkinci yani ikinci ünitemiz şey saatler. Yine aslında yine bir önceki kurda öğrendiğimiz. bunga. Ve fakat yine Nelson ve Nelson gibi kardeşlerimin Nelson giriler. girmediği için Nelson'ların bilmediği saatler. Artık en son dün dedim ki yani ben dedim kendimle de olsa kitap elimde çalışır yaparım dedim ve derse girmedim. En mantıklısını yapmışsın. Kendi kendime de şey dedim. Şimdi ben kendim biliyorum ben oturup ders çalışmayı sevmeyen bir insanım. Yani kimse sevmiyordur muhtemelen de. Yani ben ekstra rahatsız oluyorum ders çalışmaktan. Rahatsız oluyorum. Ruhani bir seviyede üzüyor beni. Aynen öyle. Beni mutsuz ediyor. Dolayısıyla dedim ki en azından kursa devam edeyim. Hani çalışmama vesile olur. Kendimi çalışmak zorunda hissederim. Ama sanırım kursun geri kalanında şeyi kapatıp
iletişim kanallarının hepsini kapatıp sadece orada var olacağım. Hı hı. Şey oldu. Önceki kurdan tanıdığım bir iki arkadaşla böyle o küçük gruba girdik, grup çalışmasına. Hepsi şey yapıyor yani. Bir hafta daha verelim, böyle giderse şikayette bulunalım falan dendi. Hı hı. Mantıklı olarak. Ondan sonra işte Nelson biraz Fransızca öğrenip hoca biraz daha İngilizce konuşmaya açık hale gelince sorunlar kısmen çözüldü. Abi kötü bir şey ya. Ama yani çok yani hani paramla nasıl rezil oluyorum? Aha böyle. Aha böyle. Biraz daha param olsa da biraz daha rezil olsam keşke. Keşke daha da rezil olabilsem. Yani çünkü bu yetmiyor. Daha çok istiyorum. Yani bence dil öğrenmekle alakalı en büyük sıkıntı... selam, ne zamandır görüşmüyorduk. Bence aynen. Dil öğrenmekle rezil alakalı... yok. Değil. Organik bunlar. Rezil mi lazım sana? Ya ben hala şu metalden bulamadım bir türlü hiçbir yerde. Belki de yanlış yerlere kazıyorsundur Taylan. Ama bir kere şu gördüm ben burada. Yerler. Nerede? Elimizde hiç var mı? Diğer kazdığım yerde hiç yok. Hani kazdım fakat... Şu ne? Toprağın altından da çıkmadı, üstünden de çıkmadı. Şunları bir searchliyorsun F'ye basıp. Bir görev daha bitti. Ben gidip vereyim. Ya dille alakalı bence en büyük sıkıntı mesela ben şey anlamıyorum, tamam mı? Diyelim ki Merto, sen oturuyorsun günde 2 saat dil çalışıyorsun. Evet. 2 saat ne çalışabilirsin ki? Hani dille alakalı bir insan zamanı nasıl çalışmaya yönlendirebilir ki? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya yani benim mesela İspanyolca'da yaptığım şey, atıyorum oynadığım oyunları İspanyolca'ya almak. Mesela. Yavaş yavaş bir şeyler öğreniyorsun hani. Yavaş yavaş absorbe ediyorsun. Asla ama asla. Dinliyorum. Hani asla ama asla bilinçli olarak bir şeyi öğrenemiyorsun bence. Çünkü öğrenmen gereken şeyi bulamazsın gibi. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Evet, yok çok güzel anlattın. Ben kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Mesela Reddit'e yani... bakıyorum. Millet diyor ki işte günde 4 saat çalışma şeyim var diyor. rutinim var diyor. Sabah kalkıyorum 2 saat çalışıyorum diyor. Nasıl? Mesela dün 2 saat çalıştın, bugün 2 saat çalıştın ve yarın da 2 saat çalışacaksın. Nereden content buluyorsun? Hani ne yapıyorsun aktif olarak? Duolingo. Gerçekten. İşte o öğrenmek değil ama hani Duolingo... Ama işte Duolingo sana şeyi gösteriyor. Duolingo reklam almışız gibi. Cambly ile. Abi Duolingo sana şeyi gösteriyor. Normal insanlar nasıl konuşuyor. Yani diyor ki işte atıyorum. 3 tane yumurta istiyorum. Demeyi gösteriyor sana. Sen daha sonra öğrendiğin kelime haznesiyle onu tamam. Çeşitlendiriyorsun. Sana aslında işte... Parçalayabileceğin cümleler değil, veriyor. Ki onu parçalayıp aynen. Lego bloklarını oluşturur. Ama ondan sonra ne yapıyorsun? Hani yine de tam o da bir yerde bitiyor. Ya da hani o da bir yere kadar. Tabii. Ya ondan sonrasında işte artık gerçekten birileriyle iletişime geçiyor olman gerekiyor büyük ihtimalle. Yani işte onun için de insanlar şey kullanıyor ya. Ne o uygulamana diyor. Kendi olan bir bedava. Hello Talk mu, öyle bir şey var. Galiba öyle bir şeydi. Mesela o onda da ne konuşacaksın? Şöyle atıyorum. İşte şeyde falan da var. Reddit'te Medit'te bunun grupları aha, var. Şey diyor eleman. Ben diyor işte atıyorum İngilizce öğreniyorum. Fransızca biliyorum. Fransızca aha, öğrenmek isteyen İngilizce bilen biriyle konuşabilirim. Hı hı. Diyor. Öyle olunca biri şey yapıyor işte. Biri Fransızcasını konuşuyor, öbürü İngilizce konuşuyor. Fransızca bilen Fransızca konuşanın hatalarını düzeltiyor. Öbürü diğerinin hatalarını düzeltiyor falan filan. Bir tane uygulama gördüm hatta ben. Bayağı ilgimi çekti. Hı hı. Şey. Mesajlaşıyorsun, konuşmuyorsun. Belki konuşma şeyi de vardır da. Mesajlaşıyorsun ve birbirine karşı tarafın yazdığı şeyleri seçip
bunu hatalı yazdın, bunu şöyle yazman lazım diye düzeltip gönderebiliyorsun. Hmm, direkt editör gibi davranıyorsun. Evet. O sana, sen onu düzenleyip gönderdiğinde karşı tarafa şey gösteriyor işte. Kırmızıyla yanlış yazdığı yeri gösteriyor. Yeşille senin düzelttiğini gösteriyor mesela. Atıyorum mesela, diyelim ki sen bir de Portekizce öğrenmeye karar verdin. İspanyolca biliyorsun. Ben buldum birini. Diyorsun ki birader ben müzikten konuşmak istiyorum. O diyor ki bana da uyar. Ondan sonra başlıyorsun. Ha işte benim en sevdiğim müzik grubu bu. O sana diyor ki ay diyor bok gibi. Asıl diyor Brezilyalı şu grup var, onu dinlemen lazım diyor. Ben diyorsun ki öf. Mesela onu soruyorum. Ben sana Pink Floyd demişim. Sen bana burada Altın Günü'nden bahsediyorsun. Yani o uygulama öyle öyle işte. Millet öğreniyor. Herhalde çalışıyorum alışıyorum dedikleri de ben de öyle tanımlıyorum çünkü. Yani büyük ihtimal. Ben de hakikaten oturup kağıt, çizgi kalem film izlemekten falan başka, aklıma çizgi film izlemekten başka daha temel seviye Fransızca öğrenme yöntemi gelmiyor. Aynen öyle. Oyun oynamayı denedim. Oyunda ne yaptığımı unutuyorum yani sürekli önünde sözlük karıştırmaktan. Çünkü bir de şey, şimdi oyunda şeyler de var ya, zaman kipleri falan da mevcut ya. Yani onları da bilmiyorum henüz. Aynen, bildiğin kökü bile yani. Bildiğin kökü bile tanımayabiliyorsun. Aynen öyle. O yüzden hani şimdi çizgi film izleyerek ben Fransızca tırnak arasında çalışıyorum. Hmm. Yani eğer çalışmak peki, buysa. Ne izliyorsun? Pokemon falan mı? Peppa Pig izliyorum, daha da basit. Neymiş o? Yani bayağı böyle en dümdüz kim kullanıyorsa. Ya aslında şey istiyordum. Hazır orijinal dili Fransızca olan bir şey izleyeyim. Şey kanser o sonra. Aynen onu diyecektim ben de, kanser o sonra. Bedenimin kayıyı kaldırabileceğini zannetmiyorum yani küçük lösemi çocuk. Tamam, yazık, günah. Ama yani oçluk da yere kadar. Ya. Abi çocuk iğrenç bir tip ya, o yaşanır mı onunla? Hani onun annesi babası falan var, yazık. Mert, Kev'de bulunuyormuş bu arada bizim aradığımız zımbırtı. Hala bir şey diyeyim mi? Ben burada kocaman bir uydu buldum ya da neyse artık bu. Dağ saplanmış. Ben de böyle şey gitti mi değil mi? Üst köprü gibi duruyor böyle. Sen zaten buldun. Bu nasıl gelmiş olabilirsin, buralara gelmemişsindir. Ben yani olabilir, olmayabilir. Yani hiç teter yapmıyorsun sen, buralara gelmiş olamazsın. Yeni görev. Advanced Explorer Kit. Windows gibi durup durup. Yeni kit çıkartıyor. Peki Edge'i denedin mi? Explorer kötü demek istemiyoruz ama Explorer kadar kötü değil. Microsoft Edge mi? Kullandım. Ha. Denedim. Ama nasıl denedim? Şey. İş yerinde ikinci WhatsApp için Edge kullanıyorum. Çok mantıklı benim için. Başka herhangi bir şey için de kullanmam büyük ihtimalle. Ben zaten Windows taklit yapıyordum. Gerçekten sormuştum. Hayır. Mert'e bu kevlere insek. Öleceğim. İnsek. Sen kevde değilsin ki. Sen şuradasın sanki. O sen de misin? Ben neredesin? İşte orası kevde. Ben öldüm yeniden doğdum. Beacon'ını takmadığın için bilemiyorum neredesin. Mert. Beni beacon'sız tanıyamıyor musun? Seni beacon'sız tanımıyorum. Sen neredesin? Şuradasın. Belki de. Geliyorum bize katılmak yanına. İster misin Ece? Sen kızının sağını solunu kurcala. Bulunduğum yerin altında mısın? Ben dağın üstündeyim. Sen başka mı? Dağın üstünde misin? Ben dağın üstündeyim. Sen benim beacon'ımı görmüyor musun Daylancığım? Ben burada bir beacon görüyorum ama. Sen başka mı? Göstereyim. Ne renk senin beacon'ın? Herkese bakayım. Benim beacon'ımın niye rengi değişiyor? Niye benim beacon'ım üstünden aldın? İşte
neredesin sen? Çünkü sen nasıl iğrenç bir adamsın? Neredesin, göremiyorum ki. Dağın üstünde mi diyorsun? Abi, Beacon'ın önce rengini değiştirdin. Üzerindeki Beacon'ın. Hayır, o senin üstünde değildi. Abi. Yerde duruyordu. Hayır abi. Evet. Beacon'da. Tamam ya. Salak herif. Ben geliyorum ya. Sana. Selam. Ya nasıl aldın sen benim üstündeki? Almadım, almadım bir şey. Düş inşallah. Hayır, almadım bir şey. İnşallah. Ben buradakini gördüm. Şu dağın üstündeki şey diyorsun işte, kemer gibi olan. Evet. Ben sana dedim ya bunu, UFO gibi bir şey var burada diye. UFO mu? Uçmuyor bile. Sen ezik gibi Twitter'la gidiyorsun. Ben burayı bulmak için 15 kere öldüm. Öncelikle çok üzgünüm. Mert o kevlerin içerisinde diyor. Şuradan bir yerden aşağı doğru kassak ya. Birlikte. Kanka, eski nerede olduğu gibi. Cave'ler cave'dir. Yani kendinden cave'dir. Tamam, cave yani zaten kendinden. Bir anda düşüyoruz ya. Hali hazırda zaten delik melik yok mudur dağın üstünde? Var. Hayır. Ha, öyle cave diyorsun. Cave layer'ı değil. Aynen aynen. Yani böyle bir delik. Dağın üstünde de bir yerlerde. Tam indiğiniz yerde bir tane delik var. Ben açmadım onu. Sen de açmadın. Ben de açmadım. Böyle inelim. Ben de açmadım mı bilmiyorum, şimdi video kayıtları da var. O yüzden çok nette konuşmak istemiyorum. Ben getirdim. Niye ben de sadece takılıyorum? Ben zorla şey yaptım, aldım. Şey sağladım. Etrafta bazı falik taşlar var Mert. Şurası çok güzel. Nerede taşlar var Taylan'cığım? Çok özür dilerim. Bazı falik taşlar var etrafta. Dur, ben yine seni göremiyorum. Buradayım. Bak geldim. Adam yanına gelip bütün oksijeni çektiği için ne? Ay özür dilerim, kızım korktum. Bak şuradan, şuradan bir yerden kazan. Neresi abi senin dediğin yer? Ya ilk başladığımız yere gel. Ay. Oba. Güzel kaydım. Kızım ne olur, ne olur yapma. Onlar senin oyuncakların değil. Mert Beacon lazım mı? Değil kanka. Beacon'ın olacağı yere başka şeyler takarım daha iyi. Burada bir yerde bir delik gördüm. Aa, şunu şey yapabiliyor muyuz? Research Center'a sokup. Curious item, curious bir şekilde durmaya devam edecek. Nerede gördüm ben delik? Aha da. İnelim. Burası da şey gibi değil ama. Ha, bu kadar mıymış burası? Bir yere de gitmiyormuş zaten. Evet. Yani bence cave aşağıdaki layer'lardan bir tanesi. Bu içerisine kazarken düştüğümüz. E gel şuraya. Ben şurada bir tane buldum. Geldim. Bayağı da kazdım içini. Ya bence direkt aşağı doğru da kazabiliriz de. Gel işte, öyle bir şey yaptı zaten. Geldim. Ya sana cave'imsi şeyler. Tamam, burada aşağı doğru kazıyoruz o zaman şöyle. Sen gel arkamdan şeyleri yap. Okey, o yer. Gelikleri yap sen de arkamdan. Aynen. Heh, bak burada cave girişini bulduk. Bak yukarıda yazıyor Region Caves. Merto. E tamam işte. Ben atladım aşağıya. Tamam işte. Benim dediğim gibiymiş. Ya işte burası bizim başta bulduğumuz yerler. O diğer tarafta. Ben geldim kazdım. Sence doğru duracağın yer orası mı yani?
Mert o kediyle hayat nasıl gidiyor? Abi sakalım yalıyor şu an. Çok iyi. Yani fena değil o yüzden. Yani bu hayatta başka kim sakalım yalar? Kimse. Değil mi yani? Annem bile. Annem bile gerçekten sakalım yalamaz. Şimdi. Ve ne güzel gel. Ha ben ödüyorum niye gönlümü şey yapıyorum. Mert zehirli bir şey geliyor. Zehirli bir şey mi geliyor? Evet bir... Tentacle var yerde zehir atıyor. Patlattım. Helal. Böyle bir adammış işte. Şuradan bize bir çıkış ayarlamaya çalışıyorum. Eski henüz ışığım var diyorum da ya. Ama yok mu ışığın? Yok. Yani var da esken daha geniş bir ışık vardı. Bunlar quartz. Ha. Aşağıdaki madenler ne? Laterite. Mert'i bulduk. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Gel şöyle olduğum yere. Sen artık emekli olabilirsin. Şöyle olduğum yere Mert'i. Burada bir düşüşümüz daha var ama. Orası değil. Baba. Teşekkürler. Oksijeni bana kadar getirdiğin için. Gel bak. Rica ederim. Anne çok kalmadı bu arada. Haberin olsun. Bak şurada. Nerede? Ha işaretleyemiyorum. Ha onlar mı? Tamam tamam. Mavi olanlar. Mavi mi olanlar? Bak şu yanına iniyorum. Ha, anladım da. Bunlar. Ha, kanka bir şey diyeceğim. Bir daha çıkamayacağın yerlere niye iniyorsun? Yani oksijen getirirsen çıkarız. Orası bana şu an çok uzak. Tanrı çıkamayacağı şey deliği yaratır mı? Ah patlatıyordum kendimi. Mert bana oksijen lazım. Yani işte ben de onu çözmeye çalışıyorum nasıl yapabilirim diye de. Hızlı mümkünse. Netaptasın bir ama ben yukarıya doğru bir yerden kazıyorum. Aa, ben seni aşağı atladığın yerden aşağı iniş arıyorum. Ben birazdan öleceğim. Doğrudur. Ama en azından aradığım yeri buldum. Cesedim de burayı marklayacak. Mükemmel. Bunlar neymiş? Right değil. Şey değil aslında buraya inişten çok aşağı inip yukarı doğru çıkışmak daha kolay. Ama biraz bunu belki oksijen olması lazım. Planlı olarak yapsaydın. Geliyorum ben tekrar. Şuradan girmiştik oraya. Bari teter getir. Compound getir. Tamam ne lazım sana teter yapman için? Ya abi compound diyor. Koyuyorsun oluyor işte ya. Allah aşkına kendin yapıver. Tamam. Tamam ben. Ben burada bir sürü şey topladım. Geri dönüyorum ben. Sen bilirsin. Ben tetel yapıyorum ama. Yap. Benim üstüm doldu. Buradan gel. Hiç topladın mı o alacağımız şeyden, mavi şeyden? No. Abi ben çılgınlar gibi yaptım teterden. Bunu kuyuklara falan koyamıyoruz değil mi herhangi bir şekilde? T'ye basıyorsun atıyor işte. Üzerinde oldu takdir. T'ye basıyorsun tamamdır. Şeyin peki faktörde olduğu gibi bası tutup atınca tam range'den çıkarken bastığın anda olduğun yere koyuyor. Bastığın anda olduğun yere lak diye koyuyor. Bir tane. Selam. Nereden değilmiş? Teterleri takip et. Ne diyorsun abi? Bizim oranın teterleri. Ben buldum. Meşhurdur. Cinayetleri. Bunlar ne? Bunlar dandik aldehyde. Sephirite. Benim indiğim yer şurada. Çok iyi.
şuradan kazacağız madem. Ups. Ups nokta 2. Ya öldüm yine. Oyna bahseder bir garip. Ölmek falan. Ölmek ne falan yani ne gerek var abi ölmeye? Saçma sapan. Benim soru. Bu kadar çok soyulu ne yapacağız? Niye var bunlar? Ben işte şey yapmayı anlayana kadar üretim şeyler onlar. Sphalerite'miş bu arada. Zaten ben yanlış okuyormuşum. Sphalerite'dan başka bir şey yapılıyor. Zinc yapılıyor. Aa çinko yapmayı öğrendik. Yippee. Peki çinko gerçekten ne işe yarıyor Marto? Sen bilirsin. Abi vücudunun ihtiyacı olan şeylerden biri. Kendini kötü hissettiğinde hemen bir çinko yapı atarsın. Vitamin. Hop. Kendini iyi hissedersin. Peki. Biraz başka sorun var mı? Biraz sas ama. Hiç. Değil. Hiç merak etme. Öyle bir şey yok. Şimdi. Dedin ki bana Tight'i T'ye bas. Nice. Mesela bu şeyler bu kadar research yaptı. Ah. Evet, Kevin en sıkıntılı yanı bu. Neredeyim ben şimdi? Burayı kazacağım. Ben yine belediye simülasyonu. Aa, ne oldu? Ya ne güzel oldu. Şeyin, herhangi bir platformun altındaki toprağı yükseltirsen, ha bak gel ölmüşsün gel. Buradayım. Aa, dur bekle. Platform altında onun için tablo tarzında şeyler üretebiliyorsun bu arada. Aa, az önce nasıl oldu lan? Onu fırlayıp gitti. Şöyle yapsam. Benim gitmem lazım. Unutacağım yoksa yerimi. Ama şey yapabiliyorsun Mert, onların altı için ayrı bir platform yapabiliyorsun. Öyle yükseklik zaten şeyinden. Ha öyle. Hmm. Ha, önemli değil. Yazı şuraları düzelteyim azıcık diye baş koydum da. Düzeltiyorum zaten. Bum. Şakalaka. Şimdi buradan geçeceğim. Belediyemizin buradan